Araç İstanbul Pendik'ten bize geldi. Seyir halindeyken yola uzanan ağaç dalına çarpmış ve kasanın sağ üst tarafında hasar meydana gelmiştir. Bunun sonucunda kaskodan dosyası açılacak, eksper gelecek, onay verdikten sonra tamir işlemlerine başlanacak. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız sağ alt taraftan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yapım aşamasına geçebiliriz. İçindeki hasarın boyutu şu şekilde, tamamen parçalamış. Bunun yapımına başlanacak. Büyük bir yarık oluşmuş. Aracın sökme işlemlerine başladık. Önce sol taraftaki köşe benti söktük, alüminyum köşe benti. İç taraflar hep silikonlu. Görüyorsunuz, full silikon var. Silikonla yapıştırmışlar. Sökmesi biraz zor oldu, o yüzden üst taraf da aynı şekilde. Amca şimdi silikonlarını kazıyor söktüğü yerlerin. İşlemlere devam ediyoruz. Duvarın parçalarını parça parça almaya devam ediyoruz. Kesmeye başladık bu taraftan. Teker teker ayıracağız duvarları. Önce plakalarını alacağız. Ağacı çok kötü vurmuş sağ taraftan. Önce yan duvarınki alınacak. Daha sonra üstteki duvarı alacağız. Devam ediyor. Ayırdı şimdi kestiği parçayı. Sonra hasar gören köpükleri kestiği yerden temizleyecek. Onları da alıyor. Aa. Amca akrobatik hareketler yaptı. İşini severek yapan ustalarımız Türkiye'de çok az bulunuyor. Şimdi içerideki parçayı temizleyeceğiz. Köpüklerden sonra. İçerideki parçayı da aldı sayılır. Tamam, kesti. O parçayı da temizledik. Şimdi diğer parçalara geçeceğiz. Şimdi ön tarafın kesme işlemine başladık. Ön taraftaki hasar biraz daha diğer taraflara nazaran az. Önce plakasını kesiyoruz. Daha sonra köpüklerini ayıracağız. Yavaşça düzgün olacak şekilde kesiyor. O parçayı da alacak. Dikdörtgenin bir kısmını aldık sayılır. Aynen. İçerideki parça kısmı ulaştı. Oraları da ayırdı. Şimdi içerideki plakayı kesecek.
ve ön tarafta temizlenmiş olacak. Üst taraftaki silikonlu yeri kenarından ayırıyor. Spatula yardımıyla. Taş motoruyla kesecek. Düzgün bir şekilde. Orayı da kesecek. Ön tarafında ayırma işlemi tamamlandı. Tavan kısmına gelen yeri de kesmeye başladık. Ağacın verdiği hasar bayağı büyük boyutta olmuş orada. Onu da plakalarını ayıracağız. Çöpüklerini alacağız. Orada da düz bir zemin elde edeceğiz. Yukarıdan suntayla düz kesebilmek için şablon aldı. Kenarlarını çizdi. Oradan basit bir şekilde kesiyor. Üst tarafı ayıracak. Alt tarafını zaten ayırmıştı. Onu da ayırdı. Yapışkanlı olduğu için hemen çıkıyor. Film kokan hareketler bunlar amca. Ön sürüngü çalışıyor. Kasa tabirinde bir numara. Vatandaşın malı sağlam olsun. Amacımız o. Her firmada böyle tamirat yaptıramazlar. Amcanın da dediği gibi tamir bakım işlerinde bir numara olduğumuzu söylüyorlar. Ellemeyi göz nuru. İlk hali böyle, son hali bakalım nasıl gidiyor. Bayağı bir farklı olacak gibi amca. Önemli olan tamamen kaliteli hizmet vermek ve müşteri memnuniyeti. Müşterilerimiz memnun olduktan sonra gerisinin hiçbir önemi yok. Özellikle kasa tamir bakımından bu şekilde tamir eden hani yer çok az bulunur. Çoğu firmada özen göstermiyor zaten. Büyük firmalarda tamir işleriyle uğraşmak istemiyor. Bu yüzden genel olarak bizi tercih ediyorlar. Tercih eden müşterilerimiz de bir daha buradan ayrılmıyor. Temizlik işlemlerine devam ediyoruz. İçeriden de birkaç düzenleme alıyoruz. Hemen kenarlardan hizalayacak şekilde düzenlemek için. Şimdi hizaladığımız yerlerin işleminden sonra plakaları ayıracak.
Sonra artan köpükleri yine kesecek. Düzeltecek güzel bir oraya. Yerler köpük oldu. Kenarları tespit ediyoruz. Fazlalık verildi. Yapıştırırken kolaylık olsun diye. İşlemlerimiz devam ediyor. Bir tane CTP plaka parçası kestik. Bantlarla yapıştırdık. Şimdi arkasını işlemek için ön tarafından destek vereceğiz. Dayama vereceğiz. Dayadıktan sonra arka tarafına işleme yapıp bunu sabitleyeceğiz yerine. Katanın köşeleri yapılmaya başladı. Köpükler koyuldu, poliüretanlar. Poliüretanların arkası, ek yerleri polyesterle gördüğünüz üzere yapıştırıldı. Önlerine poliüretan koyuldu. Şimdi iç kısımdan da CTP plaka yapıştırılacak. Arkadan destekli. Ölçümleri alınıyor. Hesapları yapılıyor. Buradan tekrar CTP yapıştırılıp sonraki işlemlerini devam edecek. Köşelerin polyesterle yapıştırma işlerini yapıyoruz. Köpüğü duvarı yerine yerleştirdik. Arkasına polyester yapıştırdık. Arkasına tekrar dayama verdik. Dayamayla birlikte orası yapışacak. Şu an kurumayı bekliyor. Kasanın duvarına yapıştırdığımız dayamaları çıkarttık. Kenarlarındaki kalabalıkları yapıştırabilmek için altından yine destek verdik. Aşağıdan takviyeli. Üst tavana yapıştırmaya başlayacağız. Kasanın köşede kalan dış kısmını gördüğünüz üzere yapıştırdık. Buralarda tesviye yapılacak. Üst kısmı da yine aynı şekilde poliüretan CTP polyesterle yapıştırdık. Üzerine ağırlık koyduk. Arada sunta var. Eşit ağırlık versin diye kurumasını bekliyoruz. Duvarların üzerindeki ağırlıkları kaldırdık. Ek yerlerini, duvarlara eklediğimiz yerlere macun çekiyoruz. Çakır usta macun çekmeye devam ediyor. Ön tarafta ayrılan bir kısma dayama verdik. Orası da yapıştıktan sonra boyama işlemlerine geçeceğiz. Aracın zımpara işlemlerini yapıyoruz. Boyaya hazırlık. Önce sol duvarın zımparasını yapıyoruz. Daha sonra ön duvarın, en sonunda tavanın zımparası yapılacak. Sonra içeri zımpara işlemleri yapılacak. En sonunda boyaya geçeceğiz. Kasanın boyama işlemlerini tamamladık. Gayet güzel oldu.
Birazdan iç kısma geçeceğiz ve iç kısmı boyamaya başlayacağız. Diğer taraflarından hiçbir farkı kalmadı kasanın. Kasanın iç tarafının da boya işlemlerini tamamladık. Kusursuz işçilik yine karşınızda. Tamir olduğu belli bile olmuyor. Kenarlarına silikon çekilecek. Birleşme noktalarına. Silikonlar çekildikten sonra biraz da eskidikten sonra diğer yüzeylerle arasında pek bir ayrım kalmayacak. Boyadan dolayı biraz fark ediliyor. Çünkü boya yeni, diğer yüzeyler eski. Renk farkı var. Zamanla sarılaşmaya başlıyor duvarlar. Eskimeye başlıyor. Şu an yeni haliyle gayet güzel. Aracın sağ ön direk köşe benti altına silikon sürülerek yerine perçinlendi. Köşe tası yerine takıldı. Ön taraf köşe benti yerine perçinlendi. Hepsinin altına silikon sıkıldı. Üzerine şimdi kenarlarına yağmur geçmesin diye silikon sıkılıyor. Silikonları çekiliyor. İşlemleri neredeyse bitti. Kasanın üst tarafının tamir işlemi de bu şekilde oldu. Üzeri zaten güneş yanığı dolu. Plakasının rengi tamamen sararmış. Bizim attığımız beyaz boya apaçık ortada görünüyor. Üst tarafı zaten çok belli olmadığı için burada çok bir önemi yok. Ön tarafın direği takıldı, sol tarafın köşe tası takıldı. Silikonları çekildi, sağ tarafın köşe tası takıldı. Sağ tarafın yine köşe benti takıldı. Arka tarafın köşe tası da takıldı. Aracı artık müşterimize teslim ettik. Bütün işlemlerini tamamladık. Biliyorsunuz, videoda söylemiştim. Sağ üst taraftan araç ağaca çarpmış ve sağ üst tarafında köşesinde hasar meydana gelmişti. Kaskodan dosyasını açtık. İşlemleri sonuçlandı. Kasko bize dedi tamir edin. Biz de tamir etmeye başladık. Yaklaşık 2 günde tamir işlemini tamamladık. Sağ ön direği söktük, sağ üst direği söktük, ön üst direği söktük, köşe taslarını söktük, içeriden dışarıdan yama yaptık, boyama işlemlerini yaptık. Boyama işlemlerinden sonra araçların arka tarafında ufak tefek yerleri vardı, hasarlı yerleri. Sürekli müşterimiz olduğu için onları da hasarın içinde onardık, onarımlarını yaptık, müşterimize teslim ettik. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız ve videolarımızı beğenmediyseniz sağ alt taraftaki abone ol butonundan abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Kasalar hakkında, frigo kasalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için videolarımızı izleyebilir. Bizi takipte kalabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.